Sen hem kızın durumunu hem test sonuçlarını takip edersin buradan şimdilik. Başsın abi. Geçmiş olsun Halis Ağa. İzninizle. Öfkelisin hala bana. Öfkeliyim ya. Öfkeliyim. Göreyim değil mi sebep olduklarını? Her şeyin sebebi sensin. O giden cana da senin kibrin sebep oldu. Bir de benim yeğenimi beğenmeyin ha? Güzel Allah. Benim yeğenim bir kere olsun senin başını şöyle yere eğmedi. Yapma Hatice. Bana kızacaksan kendinden sebep kız. Başka bahaneler arama. Kendimden sebep eskiden olaydı kızardım. Ama şimdi Allah'ım beni korumuş diye gider şükür namazı kılarım. Sen bu ettiklerini daha çok çekicin Halis. Sanma ki Sultan Süleyman'a kalmamış bu dünya sana kalıcıdı. Sen daha o başını çok öne eğicin. Hatice. Her şey bir durulsun. Sonra oturup konuşalım bütün bunları. Olur mu? Bir gelişme var mı? Yok. Hala bir haber yok yani. Ferit nasıl? Pek iyi değil. Biz içeride konuşuruz zaten. Of. Seyran ben bir daraldım ya. Ben bir çıkayım nefes alayım. Öyle geleyim içeri. Tamam. Birliğiyle mahvettiler ailemizi. Mahvolan onlar mı biz mi belli değil vallahi ya. Ya ne olacak peki şimdi? Yani Pelin'e bir şey olmazsa inşallah. Test sonucuna bağlı. Ya kaderimiz onun sonucuna bağlı. İnanmıyorum ya. Biz şu an burada bayağı formaliteden bekliyoruz yani. Ben kimseye inanmıyorum aslında ya. Sen niye öyle bu kadar duygusuzlaştın? Ay Gülgün anne çok özür dilerim. Sen de şu an kendini bir kayıp yaşıyor gibi hissediyorsun farkındayım ama emin olamamak daha kötü değil mi ya? Ay Seyran, arıyorum iki saattir ulaşamıyorum. Müslüman'a falan da nerede? Dışarıda o ya, hava almaya çıktı. Aşağıda? Aşağıda. Tamam, sağ ol. Ha, kızım, aşağıda bir yerde Ökke Şah'ın yeğeni olucu. Ya çocuğa bekle dedim, seni eve götürücü. Ya hala, ortalık buhardayken nasıl gideyim ben şimdi? Kızım, adamı delirtmesene. Sen hangi sıfatla burada durucun? Ya bir gören duyan olursa ayıplar kızım. İnsanların ne düşündüğü hiç umurumda değil anne. Baban da mı değil? Ha? Adam senden haber bekliyor. Yemeğe de gönderdi. Abi seni nereden toplayız? Bak sen bilirsin kızım. Ama adamı kızdırıp da şikayetini çekmekten vazgeçirmeyesin. Durduk yere aynı şeyleri bir daha yaşamayalım artık kızım. Senin kötülüğüne değil söylediklerimiz. Ya anne, hala. Kızın hayati tehlikesi olmadığını bir öğreneyim. Sonra gideceğim. Tamam söz. Thank you.
Merak etme, kafanı şişirmeyeceğim. Sen zaten Seyran'a dertleşmişsindir. Hani bir de bana da anlat demeyeceğim. Ama bil yani, ben senin yanındayım. Biliyorum. Biliyor musun? Bazen sana kızsam da, bağırıp çağırsam da, hep benim iyiliğimi istediğini biliyorum. Ama ben şu an o kadar nefret ediyorum ki kendimden. Ben kendi iyiliğimi istiyor muyum? Onu bilmiyorum işte. Ne öyle ya? Yani senin yapabileceğin bir şey yokmuş ki. Yani bak, doktorlar da öyle söyledi. Ciğerleri gelişmemiş bebeğin. Onun kaderi buymuş. Daha dikkatli olabilirdim. Arada doktor kontrollerine gidebilirdik. Pelin'le, bebekle. Daha çok ilgilenebilirdim. Ama yapmadım. Benim yüzümden. Benim suçum hepsi. İlla kendini suçlayacaksın yani, öyle mi? Yapma Ferit ya. Ne olur yapma. Kaderin önüne geçemiyoruz ki. Suna! Hadi eve gidiyoruz. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok. Burada kalabalık ediyoruz. Böyle bir şeye yaradığımız da yok. Tamam. Ben biraz daha kalayım. Gelirim sonra. Şimdi dedim. Suna. Ferit, kusura bakma. Kusura bakma gerçekten Ferit. Herkesin biraz sinirleri bozuldu herhalde burada. Ben bir gideyim bakayım, tamam? Yok be, önemli değil. Haklı zaten. Burada durmanıza gerek yok artık sizin de. Gidin siz. Ne yapıyorsun sen, ha? Ne bu tavırlar? Ne yapmışım ya? Karımı biriyle el ele gördüğünde tepki vermem mi suç? Ne diyorsun ya sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ferit ne halde, görmüyor musun ya? Sabah kavgasını ayırıyordun aha burada. Ne diyorsun yani? İnanamıyorum şu an sana. İnanamıyorsun. İnanamıyorum, evet. Ya peki ben ne yaşıyorum Suna? Hı? Bugüne kadar benimle bir kere olsun empati kurmayı denedin mi sen? Ben seninle empati kurdum. Ben seninle empati kurdum, o yüzden evlendim seninle. Kendi kaderimin önüne geçebilirim sandım. Ama senin bu hadilerinle, emir kiplerinle ben empati falan kurmayacağım, kurmuyorum. Bunu da bil. Hadi diyordun ya bana, hadi gidelim.